Tekrar Tanrı'nın Sözü programında bir aradayız. Hoş geldiniz değerli seyirciler. Programımıza, yeni bir programımıza bugün devam edeceğiz. Yanımda Işık abla var. Hoş geldin Işık Hoş abla. Hoş bulduk. Ve bir önceki programda benim tanıklığımı ele almıştık. Şimdi evet. senin tanıklığını merak eden çok izleyiciler var. Seni evet. sevenler çok. Evet. Gerçi onlar senin web sitende senin hayat hikayeni okudular bazıları ama çoğu bilmiyorlar. Evet. Bugün seni daha yakından tanımak için. Senin bir hayat hikayeni birlikte ele alalım. Nasıl bir hayattan, geçmişten geliyorsun? Nasıl bir ailede büyüdün, yetiştin, eğitim durumun? Bizimle paylaşır mısın? Tabii, tabii seve seve. Genelde pek çok kişi yazıyor. Işık abla kimdir, nesin, kimsin, ne yapıyorsun, amacın ne? Böyle sorular evet. çok geliyor. Daha önce bir kere de sadece sesli olarak tanıklığımı paylaşmıştım. Bugün ilk defa çok mutluluk diyorum tanıklığımı seninle özellikle ve seyircilerimizle tanış, benim, paylaşacağım için. Benim için de büyük bir ayrıcalık. Birebir senden evet, sesli ilk canlı defa, olarak işiteceğim. Evet. <laughs> evet. Ben İstanbul'da doğdum. öncelikle belirteyim öz, be öz Türk'üm. Yani bunu sadece övünmek için söylemiyorum. Tanrı'nın katında biliyorsun hepimiz biriz. Onun çocukları onun yarattıkları onun için çok özel. E, tanrı bir renk, e, kimlik, e, hiçbir ülke ayrımı yapmadan yarattıklarınız insanları Kesinlikle. seviyor. E, ama özbe öz, öz Türk'üm çünkü yazanlar oluyor. Nesin, kimsin, Ermeni misin? Türk Müslüman bir aileye doğdum İstanbul'da. Babam iktisatçı, aynı zamanda e, son derece zeki, e, çok yetenekli bir adam. inanılmaz e, makinalar e, Kendisi, kendi kafasından icat eden, e, değişik buluşları olan başarılı bir iş adamıydı babam. E, bugün kendisi emekli, e, 72-73 yaşında. Annem ev hanımı, e, bir tane kardeşim var, erkek kardeşim var. E, İstanbul'da doğdum. E, Ailemizde bizim her şeye sahiptik şükürler olsun. iyi bir aileydi fakat mutluluk yoktu, huzur yoktu. E, evimizde barış yoktu. İçimizden birisin. Birçok... Evet. Birçok evet. Türk ailesinin sıradan genel bir aile görünümü. Evet. 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 Hep içinizden herkesten görebileceğin orta halin biraz üstünde fakat çok inişli çıkışlı finansal bir ailede yaşadım. Babamın bir, türü, bir sürü böyle yatırımları olurdu, başarılı olurdu, başarısız dönemleri olurdu. Yani ben varlığı da gördüm, yokluğu da gördüm öyle söyleyeyim. Ee, anneannem tarafı, anne tarafım 7 e, nesil İstanbullu. E, aile kütüğümüze baktığınız zaman babam da öyle e, artık neredeyse Göktürklere kadar aile şeyimizi çıkarır, övünür Türklüğümüzle. Evet. E, evimize geldiği zaman e, annemlerin evi diyeyim. E, onlara gittiğin zaman Atatürk'ün resmi baş köşededir. Çok büyük. Böyle bir ailede yetiştim. Annem ev hanımı. Babamın bazı anneme yaptığı yanlışlıklar oldu öyle söyleyeyim. Çapkınlıklar oldu. Özellikle gençliğinde ve evimizde bir mutsuzluk havası vardı. Annem uzun yıllar belki hala bile etkisi var depresyondaydı. Ben genellikle bir kavga ortamında, mutsuz bir ortamda büyüdüm. Anneannem daha çok sevgi aldığım bir kaynaktı benim için. E, nenem vardı, annemin annesi. O İslam konusunda evimizde e, en büyük otoriteydi. En çok sözü söyleyen ve İslam'ı en iyi bilen e, kişi oydu. Çünkü çok iyi Arapça biliyordu ve Kur'an'ı neredeyse büyük bölümünü hatmi, hem hatmi etmiş hem de ezberlemiş bir kişiydi. E, ve hatırlıyorum evimizde küçük yaşta, e, ben küçük yaştayken böyle insanlar gelirlerdi, hastalar, e, çok derdi olanlar. O böyle e, ...sigara küllerini alırdı Memduh... ...bir şeyin içinde... ...küldüğün içine o sigaranın küllerini koyduğun için... ...o külleri karıştırırdı... ...sonra Kur'an'ı açardı... ...eline bir makas alırdı... ...o makasta onun üstüne... ...üç kulu vallahi bir ilham... ...ihlaslı elhamı okurdu... ...Fatiha'yı evet. okurdu... ...böyle Kur'an'la büyüğü karıştırır... ...insanları okurdu... ...kimsenin iyileştiğini görmedim ama... ...böyle şeyler yapardı ve... ...önemli bir yeri vardı bizim mahallede... Evet. ...Nenem'in... Evet. ...ve ona imrenirdim çünkü... Ee, onun böyle bir saygın yeri vardı ailede ee, dinden kaynaklanan saygın yeri vardı ee, ailede ben doğmadan önce genç yaşta çok ölümler olduğu için bizim ailede bir yaz havası da vardı böyle bir üzüntü havası vardı şehit ailesinden geliyorum ee, gayet böyle. Milliyetçi, duyguları kuvvetli bir aileden geliyorum. Ve bu ölümlerden dolayı evimizde sürekli bir üzüntü havası. Hatırlıyorum küçükken böyle çok gülmeme babam izin vermezdi. Hala güldüğüm zaman çok sinirlenir. Kahkaha hele kesinlikle. Kahkaha <laughs> ne zaman attım ilk defa bilmiyorum ama. Evet. E, biliyorum İsa Mesih'ten sonra kahkaha attığımı. <laughs> e, hamdolsun. Hamdolsun. <laughs> e, ve ben küçük yaşta... Bu ailedeki gerginliği, üzüntüyü, işte kapı çarpmalar olsun, ağlamalar, sinir krizleri bunları bunların içinde büyüdüm ve e, bana kendimle ilgili güzel şeyler söylenmediği için, hatta tam tersi şeyler söylendiği için e, kendimde hep büyük bir aşağılık duygusu, aşağılık kompleksi diyeyim. E, kendimi hiçbir şey yeterli görememi, aptal hissetme. E, i̇şte babam sürekli derdi ki, seyrederse güler çünkü artık konuşuyoruz ve onun izniyle anlatıyorum bunları. <laughs> e, Derdik bu kızda hiç beyni yok. Hatta erkek kardeşim çok zekidir. E, kanıtlanmıştır zekası zeka testiyle. derdi ki bu oğlanda beyin var. Bu kızda hiç beyin yok. Oğlumu ben yetiştireceğim. Kızın al ne halim varsa gör. Bu yüzden hep beyinsiz e, damgasını yediğim için ailemde e, özellikle okumaya çok ağırlık verdim. Okumak benim için çok önemliydi. Ok okuyacağım babama, ispatlayacağım geri zekalı olmadığımı. E, fakat Tabii ailedeki bu üzüntülerden dolayı da e, Allah'a çok yaklaşma isteği vardı içimde. Çünkü inanıyordum ki Allah bizi yaradan e, ve o zaman bize tabii öğretilen Allah'tan bahsediyorum. Tanrı kavramından bahsediyorum bir Müslüman bakış açısından. Eğer ben beni yaradanı bulursam. Beni Yaradan'a gidersem o benim bütün üzüntülerimi giderecek. Benim aileme yardım edecek. Ailemdeki bu e, depresyonu, kavgaları iyileştirecek Rab. Ben buna inanıyordum. Peki e, ta, ben bu konuya değinecektim. Evet. E, bir, böyle bir ailede büyüdün, yetiştin. Evet. Dinsel yaşamın nasıldı? Yani Tanrı'ya yaklaşmak istedin bana yardım etsin diye. Ama evet. bunu yaparken e, namaz olayları... E, Tabii. Tabii namaz ben 7 yaşından itibaren bütün Ramazan ayında oruç tutmaya başladım. Çok acayip istekli, çok ateşli bir çocuktum. Yani İslam için hatta yani göndersinler beni cihada göndersinler öleyim o kadar ateşliydim. Ve nenem gördü bendeki bu isteği beni bana namaz kılmayı öğretti, sureleri ezberletti. Böyle 7-8 yaşında 13-14 sureyi hatta 12, 13, 12 yaşında Kur'an kursuna gittim. Kur'an kursunu bitirdim. Yasin biliyorsun uzun evet. bir suredir, birkaç evet, sayfadır. Tabii. Onu ezberlemeye başladım. İmran suresinden bölümler ezberlemeye, Bakara suresi. Bunları ezberlemeye başladım. Meryem suresi. Yani bütün Kur'an'ı çok iyi ezbere bildiğimi iddia etmiyorum. Fakat birçok kez... Hatmettim Kur'an'ı. En azından birçok kişiye göre, yani ben Müslümanım diyen birçok kişiye, kişiye göre daha göre, çok ilavalmışsın, evet. evet. Hatta ailem modern İstanbullu modern bir aile e, aileydi, hala da öyle. Ve ben eve geldim Kur'an kursundan sonra ben başımı kapatacağım, kesinlikle Kur'anla başın kapatılması yazıyor. Eğer ben Müslümansam açık saçla dolaşamam. Evde nasıl kavga oldu? Hayır, saçını kapatmayacaksın. Hayır kapatacağım. Yani 12 yaşında o kadar. E, Şeydim ateşliydim Tanrı için ve hala öyle fakat şimdi tabii gerçek rap için çok o ateş var kalbimde. Amin. Ve hatırlıyorum böyle büyükler Allah'tan bahsetsinler, Kur'an'dan bahsetsinler, çocuklar aralarında oyun oynasınlar. Ben Kur'an'dan bahsedilen tarafa ilgi gösterirdim. Yani bu benim için çok çünkü Tanrı süper bir güç diye düşünüyorum. Süpermen. O gelecek her şeyi değiştirecek. Böyle bu inanç hiç değişmedi içimde. Fakat tabii e, e, ailede de biliyorsun Osmanlı terbiyesiyle büyüdük. Bir şey yaparsın, iyi bir şey yaparsın aferin. Bir şey kırarsın, tokadı yersin, dayağı yersin. Çok dayakla büyüdüm. Evet. Hatta derim ki e, benim yediğim dayaklar birinci, ikinci boğaz köprülerini tamamen e, doldurur o kadar. Evet. E, tabii onların bir ezikliği var. Sürekli e, hatalarının söylenmesi. Ailede böyle babamın inandığı bir motivasyon vardı. Sana negatif olanı söylersem sen pozitif yapmaya uğraşırsın. Yani sana geri al dersem sen akıllı olmaya çalışsın. Bir işe yaramazsın dersem işe yaradığını ispat edersin. Halbuki insanlara tam tersini söylemek lazım, evet. değil mi? Yani evet. iyi yönlerini överseniz o kişi cesaret alır, evet. onu daha çok geliştirmek ister. Evet, evet. Ama evet. olumsuz olarak eleştirirseniz her zaman içe kapanır, utanır. Evet. Kişiliğini geliştiremez. Aynen öyle. Evet. Çok bir güvensizlik vardı. Görünmez olmak isterdim ailede, özellikle kavga olduğu zaman. Büyük düşlerim vardı ama bunları hiçbir zaman yapabileceğime inanamazdım. Böyle görürdüm filmlerde, televizyonda insanların dünyayı değiştirdiklerini, iyi işler yaptıklarını. Öyle ona da bir istek vardı içimde ama bir taraftan da bir ses bana her zaman derdi ki sen hiçbir şey olamayacaksın. Baban haklı. Senden ne köy olur ne kasaba ama ona rağmen e, lise e, üniversite evet. eğitimini başarıyla sonuçlandırdım evet evet ondan sonra e, işte üniversite başladım Üniversiteye giderken e, orada bir gençle tanıştım ben 16,5 buçuk yaşında başladım üniversiteye 19 yaşında bitirdim üniversiteye ve e, bir gençle tanıştım o da benim gibi yani diyebilirim ben fanatik derecede duygularım o kadar fanatiktim İslam'da ve bu kişi de bana yakındı ikimiz modern gözükmemize rağmen bayağı içimizde derin kökleri vardı İslam'ın bizim hayatımızda fakat içimde hep bir öfke vardı bir nefret vardı benim gibi düşünmeyenlere karşı böyle bir tartışmaya başladığı zaman o nefreti görebilirdin yani karşımdakini öldürmek ister derecesinde nefret vardı içimde bir öfke vardı hayata karşı ve tabii bir de depresyon duygusu da vardı hep sevilmek istedim böyle e Koşulsuz şartsız sevilmek istedim. Bu bu ben de şiirler yazardım hatırlıyorum. Kim beni koşulsuz şartsız sevecek? Kim beni hasta olduğumla sevecek? Çirkin olduğumla sevecek? Günahlarımla sevecek? Bu bir arayış vardı içimde, kalbimde. Ondan sonra e, üniversiteye başladım. Üniversiteyi bitirdim. Sonra ihtisas yaptım. E, i̇htisası bitirdim. E, bu arada e, kariyerde yükselmeye başladım. Çünkü çok çalışkandım. Çalışkanlığım yani babamı orada gerçekten... Ee, çok büyük görev düşüyor ee, benim hayatımda çalışkanlığı babamdan öğrendim Çok inanılmaz çalışkan bir insan ee, disiplin iş disiplini olan bir insan ee, o bana öğretti küçük yaşlardan yani sadece onun örneğinden öğrendim ve iş hayatında başarılı olmaya başladım Hold, büyük holdinglerde çalıştım önemli görevlerde ee, fakat bu genç kişiyle evlendikten sonra çok kötü bir taciz dönemi başladı bir işkence dönemi başladı onunla. Her gün neredeyse beni dövüyordu. Sokakta bile tokat atma. Hatırlıyorum bir gün fırına gitmiştim. Fırın, beraber fırından çıkmıştık. Fırındaki kasadaki kişiye teşekkür ettiğim için. Gülüşümden ya da tebessümümden dolayı ekmekle yolun ortasında beni dövdü. Çenem, yüzümde kanamalar oldu. Bu bende çok derin yaralar. Kıskançlıktan kaynaklanıyor. Kıskançlıktan kaynaklanan ve aynı zamanda... İçindeki kötülük... Onun da içindeki kötülük öfkeden kaynaklanan böyle evet. birden bire başlardın öfkesi ve durup dururken üzerime yürüyüp e, tabii durup dururken de onun sebepleri vardı kendi içinde toksille tokat tekme yani öyle girişirdi ve bazen anlayamazdım nereden kaynaklandığını. Sonra derdi ki sen köprüdeki gişedeki adama gü gü gülümsedin ya da garsona teşekkür edişinden böyle işveliydi. Böyle abuk subuk şeylerden dolayı. Öyle insanlar çok. Ee, evet. Evet, böyle başlar sonra kendini kötü hisseder, af diler. Ondan sonra o da bana sürekli gerizekalı olduğumu söylerdi. Sonra ben yani inanmaya başladım. Bu kadar yükselmeme rağmen iş hayatına sanki böyle iki dünya arasını yaşıyor gibiydim. Sonra öyle bir dönem geldi ki bu ben yükseldikçe sanki o beni daha çok kontrol etmek istermiş gibi. Daha çok e, fiziksel olarak zulmetmeye başladım. Baskı, bunu. incitme, evet. acı, hakaretler. Ta ki böyle e, bıçağı boynuma, boğazıma, gırtlağıma dayayıp e, bulunduğumuz binadan atla artık. İşte sen, sen intihar et ben seni öldürmeden. Böyle şeyler söylemeye başladı. O dönemde de e, yurt dışına çıkmaya başladım ve gördüm e, erkeklerin eşlerine nasıl davrandıklarını, sandalye tuttuklarını kapıyı tuttuklarını nasıl ince davrandıklarını gördüm ve anlamaya başladım başka bir dünya var ee, başka bir hayat var benim bilmediğim bir dünya var ve o dünyaya imrenmeye başladım ve bu işkenceler artınca karar verdim ben e, kaçacağım ben e, her şeyden kaçacağım yani e, ülkeden de kaçacağım bu evlilikten de kurtulacağım bir avukat arkadaşım vardı çok başarılı bir avukattı onun yardımıyla daha önce hiç Boşanma davasına bakmamıştı. Bir gece babamın evine kaçtım. Baba dedim bana yardım et durumum böyle. Hemen beni kucakladı. Bilmiyorlardı durum, durumumu. Ve bütün ailemin ve bu arkadaşımın yardımıyla 96 senesinde Amerika'ya gittim. Fakat nereye gittiğinin önemi yok Memdur. Çünkü Tanrı gelip kalbini değiştirmezse sen yine aynı kişisin. Sorunlar sorunları her yerde devam eder. Sanki Coğrafya fark etmiyor. Aynen öyle. Sanki alnında yazıyor. Gel beni taciz et. Gel beni döv. Ya da ben eziyim. Bunu bunu insanlar tanışınca anlıyorlar. Ve Amerika'ya gittiğimde aynı kişiydim. Yine dua ediyordum. Allah bana bir erkek gönder, bana sahip çıksın, ne yapacağımı söylesin. Ben kadın başıma yaşayamam. Yani böyle bir modern bir aileden geliyorum eğitimli, kültürlü. Fakat böyle bir e, geri bir düşünce diye yorumlayabilirsin. Hayata tutunabilmek için bir birisi erkeğin olması. birisi olması. Işte. Evet, birisinin yani. bana nasıl yaşayacağımı söylemesi gerekiyor. Ve başka birisiyle tanıştım. Daha başka bir depresyon, daha bir kötü hayat e, bu sefer. Bir ev... ...evladım oldu ondan... ...bir kızım oldu bugün 15 yaşında... ...15,5 yaşında... Evet, işlesin, ...teşekkürler Tanrı hizmetinde yaşayan... ...Tanrı'yı çok seven... ...bir çocuk şükürler olsun... Anlasın. ...Tanrı daha sonra bana ruhani çocuklar verdi... ...onun için de şükür ediyorum ona... ...fakat bu bu dönem içinde... ...tam bir intiharlık hale geldim... ...bu kişiden... ...onun yaptıkları belki dayak yoktu... ...fakat daha başka... Alkol, ...alkolizm vardı uyuşturucuyla ilgisi vardı ve bunlar bunların yan tesiri olarak terk edilme geldiği zaman kendinde olmama sürekli yerlerden kusmukları temizleme hmm. e, e, yani evet. zor bir dönem bir içmediği zaman harika bir insan içtiği zaman uyuşturucu etkisi altındayken bir canavar ve bu 2000 yılına kadar geldi 2000 yılının akşamı yeni yıl akşamı beni arabadan sarhoş arabayı kullanırken ben arabayı kullanmak istedim, Yolda zikzaklar yapıyorduk. Durdurdu arabayı ve beni arabadan attı. Ve bu benim için artık bardağı taşıran son damla oldu sanıyorum hayatımda. İkinci tecrübede yine hayal evet. kırıklığıyla evet. sonuçlandı. Evet. Yağmurdan kaçarken bu kez doluyat dolu tutuldun, evet. Evet. Ve o akşam artık yoldaydım tek başıma otoban yolda, karanlık yolda, yabancı bir ülkede. Ve Allah'a diyordum ki ne yaptım da bu kadar kötü beni böyle cezalandırıyorsun? Neden benden nefret ediyorsun bu kadar? Ve onunla hesaplaşmaya başladım Tanrı'yla. Ve hatırlıyorum onu da Müslümanlığa çevirmeye çalışıyordum. Ona ayetler okuyordum gece, sureler okuyordum uyurken. Her akşam ayetel kürsi okuyordum. Salat-ı Tevriciye diye bir dua vardı. 4444 kere onu okuyordum ki değişsin, alkolden kurtulsun. Hiçbirisi fayda etmedi. Çünkü Tanrı'yla kişisel bir yakınlaşmam yoktu. Tanrı'yı bilmiyordum, bildiğimi zannediyordum. Evet, evet. Ezbere biliyordum Tanrı'yı. Ve onun kızgın bir Tanrı olduğunu, hep beni cezalandırmak istediğini düşünüyordum. Hep niye beni cezalandırıyorsun diye düşünüyordum. Sonra o gece o yolda, yolu, o yola atılmam arabada büyük bir aslında son ve başlangıç Dönüm oldu. Dönüm noktası oldu evet. birçok şey için yeni başlangıç. Evet. Ve ağlıyorum hıçkıra hıçkıra yolda yürüyorum. Ve diyorum yardım et bana diyorum. Ve bir araba durdu. Biraz ileride. Ve dua ettim. Bu inşallah dedim bir kadındır. Çünkü erkekse Amerika'da uçsuz bucaksız bir yerde ya tecavüz edecek, dövecek, öldürecek, çalacak. Bilmiyorum ne yapacak. Ama iyi bir niyetli olmayacak. Dua ettim bir kadın olması için. Ve kadındı. Ve ben Yardım et bana diye bazen buna ihtiyacım ihtiyacımız var Tanrı'ya yardım et diye yakarmaya. Belki ilk defa o zaman kibrimi gururumu bırakıp ilk defa yardıma ihtiyacım olduğunu kabul ettim. Ve bu bayan camı açtı dedi ki ne oldu sana dedi İngilizce ben anlattım ona. Dedi ki gel ben sana yardım edeceğim ben bir aile yemeğine gidiyorum. Seni de yanımda götürürüm. Ondan sonra ne istiyorsan, nasıl yardım etmemi istiyorsan sana ederim yardım. Ben kadına böyle değişik bir yaratık gibi baktım. Dedim ki nasıl bir insan bu kadın tanımadığı birini sokaktan alacak arabasına ve yardım edecek. Ve dedim ki neden, neden bana yardım etmek istiyorsun? Gerçekten kendimi tekme atılmış bir köpek gibi hissediyordum. Belki bir köpekten de aşağı köpekleri çok sevdiğim için. Onu bile söylemek istemiyorum. Belki bir hayvandan da aşağı hissediyordum o sırada. Ve bu kadın dedi ki ben ona sorunca neden bana yardım etmek istiyorsun? İsa Mesih ne yapardı dedi. Tanrı beni seni kurtarmam için getirdi bu akşam. Hamdasın. Kaç kere anlattım bunu bilmiyorum ama bu tanıklığı verdim. Çok önemli bir geceydi o ve yanına aldı beni. Arabaya oturdum dedi ki Tanrının senin için planları var dedi. Çok güzelsin dedi ve hayatımda ilk defa birinin bana güzel dediğini duydum. Saçlarımı okşadı, yüzümdeki gözyaşlarımı sildi, rimellerim akıyordu, yüzümü temizledi, bana Coca-Cola verdi. Arka koltukta lasagna vardı. O da yemeğe götürüyordu. Dedi ki, Tanrının senin için çok güzel planları var. Bugün bir şeyler bitti dedi ama bir şeyler başladı. Beni bir eve götürdü. O evde Böyle İsa Mesih imanlısı insanlar vardı. Bana sarıldılar. Dedi anlatabilir miyim seni sokaktan aldığımız çünkü beni beklemiyorlardı. Tabii dedim. Söyledi. Hepsi geldi, kucakladı beni. Tabakta yemek getirdiler. Ağzımı yedirdiler. Böyle birden bir köpekten aşağı hissederken kendimi. Bana değer veren insanlarla, beni prenses gibi bana davranan insanların arasındaydım. Memdu. Ve ee, büyük bir şok, şaşırdın. Ne oldu? Evet. Çok şaşırdım. Anlamadım. Dedim ki bu insanlar deli mi? Başka bir gezegenden mi gelmişler? Ben böyle insanlar tanımıyorum. Öyle insanları bulamıyorsunuz ve karşılaştığınız vakit böyle bir sevgiyle evet. sevgi o kadar güçlü ki insanı etkiliyor. Benim hayatımda da aynı şey oldu. Öyle sevgi, mi? sevgi, ilgi çok güçlü. Yani birçok sözden daha etkilidir. Evet. O nedenle bunu gördüğün vakit diyorsun ha burada çok farklı bir güç var. Evet aynen öyle. Ve çok sevgi gösterler. Sonra bu bayan aldı beni başka bir bana evini açan bir hanımın yanına götürdü. Çünkü ben o zaman da bilgisayar okuyordum. Ben okumayı hiç bırakmadım çünkü hep okuyarak sanki hayatta değerimi bulabileceğime inanıyordum. O zaman da bilgisayar okuyordum, computer science okuyordum. O okulda, okula giderken kızıma bakan, yardım eden bana bir bayan vardı. Onu aradım o gece. Dedi ki, gel evime. Benim evim senin evindir dedi. Ve ben onu o zaman kızıma bakıyordu, Hristiyan olduğunu bilmiyordum o zaman. O, o gece, o gece ben evine gittim. Ertesi gün beraber gittik. Kızımı e, polis eşliğinde aldık, e, eşimin evinden, eski evimden e, aldık. Eşim o zaman ayılmıştı, kendine gelmişti. E, çocuğu aldık, e, onun evine, arkadaşımın evine taşındım çünkü artık kendi evimiz güvenli bir ev değildi. E, bu sefer e, tabii bu kadar çar çabuk hayatımda genç yaşta, 28 yaşındayım o zaman, e, iki evlilikten ayrılmışım ve dul bir anneyim. E, bütün bunların yükü ve depresyonun altındaydım o sırada. Fakat çok sorumluluk sahibi de bir kişi olduğum için, dediğim gibi babamdan onu öğrendiğim için hemen işe girip çalışmam lazım. Ee, okula gittim. Ee, okulun e, diyebilirim birinci derecede öğrencilerinden biri. Çok iyi bir öğrencisiydim. Okulun iş bulma e, şeyi vardı. ofisi. Oraya gittim. Durumumu anlattım. Dediler ki bir adres var elimizde. İş arıyorlar ama is şirket ismini bile bilmiyoruz. Daha yeni geldi bu istek. Dediler eğer iyi bir öğrenciniz varsa gönderin. Ama senin bilmediğin bir bilgisayar programıyla ilgileniyorlar. Ee, cuma günüydü hiç unutmuyorum. Cumartesi, pazar gün gece iki gece iki saat uyuyarak iki gecede programı öğrendim ve pazartesi günü iş görüşmesine gittim ve e, o iş görüşmesine gittiğim yer e, İsa Mesih'in imanısı e, imanlısı bir yerdi. E, i̇nternette İncil'in kutsal kitabın sayfalarını hazırlayan bir şirketti bak. Hiç hepsi, hepsinin evet, evet. birbiriyle hiç alakası yok bu gittiğim Tekin yerlerin. Hristiyan bir kadınla karşılaşıyorsun. Evet. O seni bir gruba götürüyor. Orada sevgiyle karşılaşıyorsun. Evet. Evet. Sonra kızına bakan kadın evet, o, da o da Hristiyan iman, çıkıyor. İmanlı ve sonra bir işe giriyorsun. Oradakiler de imanlılar. İsa Mesih, ve diyorum imanları. ki ya Hristiyanlar her yerde diyorum ve hep bir Müslüman açısından görüyorum onları. Yani bunlar kafir ama iyi insanlar. Demek ki propaganda yapmaya çalıştıkları için iyi beyin yıkamaya çalışıyorlar. Hep böyle şeyler var kafamda. Çünkü bilmeni istiyorum yıllar önce bir kere bir dergide okumuştum e, Misyonerler Türkiye'de diye. E, Müslümanken bunu okumuştum ve bu e, şeyi okuyunca, bu yazıyı okuyunca o kadar sinirlendim ki, o kadar öfkelendim ki dedim ki şu anda bana tabancayı verin, bu misyonerler neredeyse gideceğim hepsini vuracağım. Yani o, o öyle bir düşün, evet, düşünceden evet. ve imandan geliyorum. Öyle bir propaganda evet. yapılıyor işte evet. genç kızlarını gönderiyorlar, dolar veriyorlar falan diye. Evet, işte incilerin evet. arasında 100 dolar veriyorlar. Hep bunları bildiğim için bunları kesinlikle karşı. Kalbimde böyle bir karşıtlık var. Fakat zor durumdayım da değil mi? Bir iş bulmuşum. Tabii o kapıdan gireceğim bir ekmek kapısı diye bakıyorum ve gittiğim gün o, o işe girdin. Girdim. Ama problemler devam etti. Devam ediyor. Daha da yoğunlaştı. Evet. Ve sen eee intihar eşiğine bile kalkıştın, düşündün, evet, bunu evet. yapmak istedin ama Evet. orada olan oldu zaten değil mi? Evet. Ne evet. oldu? Kısaca Or alalım. Evet. E, orada bir e, düşündüğüm gün, planlamaya başladığım gün beni e, patronum odasına çağırdı. Ve dedi ki e, ben bir dua etmiştim tuvalette. İsa Mesih senin bu duanı duydu. Ben ilk defa hayatımda böyle bir şey yapıyorum. Ama sana söylemem lazım. O seni seviyor. Ve senin hayatında etkinliğini göstermek istiyor. Senin için öldü. O sadece bir peygamber değil senin tanıdığın gibi ışık. Amin. amin. Dedi. Kal Tam kaldığın yerden ikinci devam programda edeceğiz. bir hafta sonraki programda devam edeceğiz. Çok önemli nokta. Evet. Ee, ama ben seyircilere e, e, bir mesajla bugünkü programı kapatalım. ...ve haftaya tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Evet değerli dinleyiciler... ...Işık'ın hayatını, ilk bölümünü işittik. İsa Mesih'le karşılaşmazdan önce ne tür zorluklardan geçti. Hepiniz eminim buna benzer zorluklardan, sıkıntılardan geçiyorsunuz. Ama zorluklar anında bile unutmayın ki... ...Tanrı'nın sevgisi, Tanrı'nın gölgesi sizin yanınızda... ...ve devam ediyor, O sizinle ilgilenmeye devam ediyor... Adım adım sizi e, hayatın çeşitli koşullarıyla, çeşitli kapılar açarak yeni ufuklar açarak yeni kişilerle tanıştırarak amacına doğru sizi gönder, gönderecektir. E, o nedenle hiçbir zaman demeyin ki Tanrı beni bıraktı, beni hiç kimse sevmiyor, ben yalnızım, çaresizim, hiç değerim yok demeyin. Kesinlikle değeriniz var ve Rabbin sizin için çok ama çok güzel planları olduğundan emin olabilirsiniz. Kutsal Kitap der ki. İsa Mesih orada diyor, şeytan düşman çalıp yok etmeye gelir. Ama İsa Mesih diyor ki ben ise yaşam olsun, onlarda bol hayat olsun diye geldim. Bu bol hayata sahip olmak istiyorsan, hayatında huzur, esenlik, kurtuluş, sevinç istiyorsan, sağlık, bereket ve cesaret istiyorsan benimle birlikte şu duaya katıl şu anda gözlerini kapat ve benimle birlikte bu sözleri söyle. Ya Rab günahlıyım. Yüreğimi sana açıyorum. Seni tanımak istiyorum. Seninle karşılaşmak istiyorum. Seni tanımak istiyorum. Lütfen yüreğimi aç, bana iman ver. Seninle karşılaşmak, seninle tanışmak, sana ait olmak için, günahtan özgür olmak için, şeytanın esaretinden özgür olmak için, ölüm korkusundan özgür olmak için, yepyeni bir insan olmak için, hayata yeniden başlamak için şu anda bana yardım elini uzat ve beni düştüğüm çukurdan özgür et. Amin. Bu duaya amin dedinse yaşayan Tanrı senin de varlığında çalışmaya başlayacak. Sana da yardım elini uzatarak çıktığın çukurdan seni özgür edecektir. Amin. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.